Gazeteci yazar Ahmet Hakan sokak röportajları kapatılmalı diye bir açıklama yapmış. Biz de bunu halka soruyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gazeteci Ahmet Hakan'a hakkında mı? Hı hı. Yanlış yani, zaten yandaş olduğu için tabii ki milletin sesini duyurmamak için bunları eline ne gelirse onu yapıyor şu anda. Yani bu insanlar kalemini satan insanlar. Tamam mı? Dik duramayan insanlar. Şimdi yandaş oldular. Zopayı kendi yedi ama yandaş oldular şimdi. Ne yazık ki. Yani nasıl oluyor bunlar, ben anlamış gibi değilim. Yazık. Sen bir gazetecisin ya. Doğruları yaz kardeşim. Ne demek ya, sokak röportajı kapanacak. Böyle bir şey var mı? Yani hiçbir şey bilmesin bu millet. İşlerine gelmiyor yani. Ki halk hiçbir şey bilmesin, bilinçlenmesin. Bu yani yaptıkları iş bu. Yıllardan beri bu. Yazık. Bu halka yazık, insanlara yazık. Hakikaten. Çok söylenecek şey var da tabii insanlar konuşamıyor artık. Röportajları kapatılsın diye bir açıklama yapıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani oluşacak tartışmalardan ötürü bence öyle bir sonuca varılmış diye düşünüyorum. Sizce kapatılmalı mı? Bence kapatılmalı mı? Sanki... Yani aslında iş olarak bakılırsa bundan gelir sağlayan bir sürü genç var. O açıdan kapatılmasını istemem. Herkes de şöyle artı yönleri de var. Vatandaşa bir söz hakkı gibi de doğuyor aynı zamanda. Yani bakış açısıyla ilgili bir durum. Bu açıklamayı yaptığının zaten tek bir sebebi var. Medyayı nasıl ele aldılarsa aynı şekilde sokak röportajlarını iptal etmek istiyorlar. Fakat bizim gazetecilerimiz, sokakta olan gazeteciler bunu dinlemeyecektir. Çünkü sizin yaptığınız iş buradaki aç olan bir kadının derdini dile getirmek. Bundan başka bir şey, siz herhangi bir bölücülük vesaire bir şey yapmıyorsunuz burada. Burada en yani bir babanın derdi, alamadığı bir elbisenin derdini anlatıyorsunuz, göstermeye çalışıyorsunuz. Bundan rahatsız olan insan zaten ne iş yaptığı bellidir, kime çalıştığı bellidir. Bundan ibaret yani, böyle insanları pek dinlememek lazım. Gazeteci yazar Ahmet Hakan sokak röportajı kapatılsın diye bir açıklama yapmış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben onu tanımıyorum ki. O ne derse desin onu kendi kendine söylüyor. O dayak yedi herhalde. Biz onu tanımıyoruz. Bu sokak röportajları iyidir, yapılsın. Vatandaş anlasın nedir, neyin nesidir. Aslında işin özünü sorursan hükümet onu tutuklaması lazım. Ya sen bu ülkede bu yasağı ne diyorsun, kalksın? Yani sebep nedir hele? Gel bakayım, bu hesabı ver. Ya, hesap soran yok. O da istediği gibi söyler. Bir iki dayak da yedi. Ey maşallah, ey maşallah. Hakan. Hak ne demek? Hak, dürüstlük demek, hak. Yazık ki o hak onun üstündedir. Tamam mı? O zaman insanlar kalksın ölsün. Ortalık onlara kalsın. Odur, başka ne? Niye sokak röportajları yasak olsun ki? Sebep nedir? Yani sen bir ideolojiye sahip olabilirsin. Başkası başka düşünebilir. Herkes fikrini söyler. Yani özgürlük varsa özgürlük budur yani. Vallahi ben her fikrin özgürce, açıkça hem sokaklarda hem onların platformlarında olmasını isterim. Farklı düşünceler bizi zenginleştirir. Yani bizi ufaltmaz, küçültmez. Onun fikri onu kapsar. Onu kendi düşünür. Ama ben bu fikre tamamen karşıyım. Yanlış söylemiş. Neden? Çünkü halkın nabzını tutması gerekiyor yani. O konuda yanlış. Nasıl Türkiye bir demokrasi ülkesi ise herkes fikrini rahatça söyleyebilmeli. Müslüman da söyleyebilmeli, Hristiyan da söyleyebilmeli, Yahudi de söyleyebilmeli. Gazeteci yazar Ahmet Hakan sokak röportajları kapatılsın diye bir açıklama yapmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden kapatılsın ki sokak röportajları? Niye kapatıyor? İşte ben de halka soruyorum. Niye halka? Hakan kim dikir ki? Onun gibi nice yazarlar var ya. Nice yazarlar var. Ne gereği var ya? Ortamı geriyor. Hep ortamı germek için. İnşallah kurtuluz ya. Gelecek. Merak etme. Ne gelecek dayı? Gelmekte olan gelecek. Abi bugün yarın öbürsü mesela doğru haberi sunarsanız kalkar ona der ki yanlış. Yanlışıydı. Doğrunun üzerini de yanlışla kapatılır. Onlar da farkında artık, doğru haberler sosyal medya üzerinden yapılıyor. Havuz medya bunun önünü kesmiş. Artık millet ne yapıyor? Millet kalkıyor artık sosyal medya üzerinde doğru haberleri
yapmaya kalkıyor. Bunlar da kalkıyor onun önünü kapatıyor. Bu sefer ne olacak? Doğrular da yanlış biliniyor. Yanlışlar zaten yanlış. Artık biz de bunların farkındayız artık. Bakalım. Yani her bir insan özgür. Yani özgürlük bu midir? Böyle şey olmaz. Sizce dayı? Ben de aynı fikirdeyim. Yani şimdi bu insan eğer konuşamadıktan sonra ne diye insan olarak dünyaya geldik? Madem insansak konuşma hakkımız da var, düşünme hakkımız da var. İnsanlara faydalı olma hakkımız da var. Mühim olan insan olmak. Abi bence Ahmet Hakan kapatılsın. Yani bir gazeteci unvanını hak etmeyen bir adam. Hani omurgasız derler ya, hani öyle bir tip. Zaten yakın tarih, geçen günde muhabbeti döndü. Tahir Elçi olayının zaten bence baş zanlısı kendisi. Hani hedef gösterdi ülkeye. Şu dönemde zaten tam Diyarbakır'da yapılan festivallerin yapılmaması, insanların katılım sağlanmaması ama konuşuluyor. Hani Ahmet Hakan dediğim gibi gerçekten insanlık şeyine yakışmayan, gazetecilik unvanına yakışmayan bir insan. Yani o kendi işine baksın, sokak röportajı kendi işine baksın. Hani dokunmasın insanlara, kendi yorumu kendine kalsın, insanlara şey yapmaz. Yarı kapatılsın diye bir açıklama geldi. Bu konu hakkında... Hayır, yok, gayet güzel. Niye? Ne için sebep? İşte gazeteci Ahmet Hakan böyle bir algı yaratmış. Demiş ki sokak röportajları kapatılsın. Ben de halka soruyorum. Ne yapacağız peki? Düşüncemizi söylemeyelim mi? Şimdi bir şey söylemiyorum. Anladın mı? Söylesem anlamaya çalış yani beni. Anladın? Vallahi babacan, şimdi nasıl söyleyeyim? Şimdi bazı röportaj yapanlara göre değişiyor, değişiklik gösteriyor ama kapatılmaması daha iyi olmalı bence. Yani özgür bir düşünce olmalı. Öyle düşünüyorum. Yani ki kendim de yapıyorum zaten röportajları. Kendim de yapıyorum. Şimdi özgür olmalı insan ya. Sıkı yönetim olmaması lazım. Halk derdini nasıl anlatacak? Peki sokak röportajları kalkarsa kime anlatacağız? Cumhurbaşkanına mı anlatacağız? Köşke mi gideceğiz? O zaman cezaevleri yolları açılır. Bizim doğuda zaten konuştuğumuz teröristsin. O yüzden konuşmak yasak. Kapatılmasın tabii ki de. Neden? Neden? İnsanların görüşleri önemli değil mi, düşünceleri? Tek konuşacakları yer sokaklar, kameralar. Başka nerede konuşacaklar ki? Nerede sesini duyuracaklar? Bence kapatılmaması gerekiyor. Abi kapanmaması gerekiyor. Neden? Yani sokak röportajı yani bizim sesimiz oluyor. Bizim sesimizi duyurabiliyoruz en azından bir şekilde bir yerde. Onun için bu şekilde abi. Neden sesi kesilmeye çalışılıyor insanların? Bunu, öyle bir şey olamaz. Susturulamaz. Herkes demokratik olarak herkes mutlaka her konu hakkında soru sorulacaksa onunla ilgili bir bilgisini ya da fikrini beyan etmekte özgürdür. Bunda bir sakınca yok bence. Nasıl yani? Tüm röportajlar mı kapansın? Tüm sokak röportajları kapatılsın demiş. Abi biz bunun hakkında ne diyebiliriz ki? Yani herkes kendini ifade etmek zorunda. Yani insanlar diyor ya anlaşa anlaşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. Bir insan konuşamazsa, kendini ifade edemezse, mesela ben şu an konuşmasam nasıl kendimi ifade edeceğim? Edemem değil mi? Ama yanlış bir düşünce bence. Yani insanın kendini ifade etmesi gerekiyor. Ama kavgayla, gürültüyle değil. Yani konuşunca zaten anlaşacağız. Bir yola varacağız yani. Önemli olan insanın yani şey olması, yapıcı olması. Bir amaca ulaşmak için yapıcı olması yani. O şekilde anlaşılırsa zaten bir sorun teşkil etmez yani. Peki gerçekten istedikleri olursa ve sokak röportajları kapattırılırsa insanlar nereye konuşacak? Hiçbir yere konuşamayacak abi. O zaman zaten... İçine konuşacak, içine herkes olsun. Ya ben fazla konuşamıyorum biliyor musun? Birazcık ben resmi işlerde çalıştığım için fazla şey yapamıyorum yani ya. Ama yani bir konuşsak, bir yan yana gelsek... Yani her şeyin yolu bulunur ya. Yani bu dünyada var ya, yolu bulunmayacak bir şey yok bence. Yani yeter ki bir konuşalım yani. Benim bu yani. İnsancıl olsun yani o kadar. Ho bağıralım, şey yapalım, bunu yapalım yani. Mesele bu değil yani ya. Bir konuşalım. Bir şeyler çıkar ortaya yani. Ya seninki olur ya benimki ya da orta yol olur yani o kadar. Önemli olan zorlamak değil yani ya. Benim anlatmak istediğim bu şekilde yani. Uganda devlet başkanıydı. İfade özgürlüğü vardır diyordu ama sonuçlarına da katlanacaksınız diyordu yani. Yani herkes istediğini söyleyebilir ama sonucu ne olacak Allah büyüktür. Dayı oğlu kolay gelsin. Seviyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Baş tacısın.
gazeteci var, Ahmet Hakan, demiş ki tüm sokak röportajları kapatılmalı. Ben de bunu halka soruyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bence hayır. Neden? Başkalarının hakkını yememek lazım. Hakkını yemiş oluyorlar yani. Ne alakası vardır? Onların da röportaj hakkı vardır yani. Milletin, halkın nabzını yoklamak her zaman en iyisi. Şurada halkın arasına inip doğru fikirleri, kesinlikle düşünceleri öğrenebilirsiniz. Bu yanlış bir karar. Toplum, millet bunun karşısındadır. Valla ben izliyorum gerçi onu zaman zaman ama böyle bir şey söylediğini sizden duyuyorum. Sokak röportajını yani kısıtlamanın ne faydası olacak? Değil mi? Bir zararı yoktur yani vatandaşın fikrini almak. O bir zararı yok, faydalı bir şey bence. Gazeteci yazar Ahmet Hakan tüm sokak röportajları kapatılsın diye bir açıklama yaptı. Evet. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum değil de bir şey söylemiyorum. Ahmet Hakan her şeyi de söyleyebilir. Neden? İşte ama sen git işine. Kapattırmaya çalışıyor ya röportajları. Halkı tam susturmaya çalışıyor. Halkı her yerden kıstırıyorlar. 50 yıldır kendisini ya ağzını kapatmadı. Kendisi. Değil mi? Kendine yakıştırıyorsa odur. Zalimler sokakların sesini de kısıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama millet çok çok akıllıdır ha. Öyle sesmesini kısatma onları hadinde değil. Vallahi bak. Biliyorsun bu ne kadar millete çile çekse millete o kadar ona karşı gelir. Öyle dimdik durur. Ne olacak? Şimdi ben konuşsam beni nereye koyacak? Çok bana 6 ay çok bana yani ceza verse çok yani ben aşırı derecede gitsem çok bana verilecek ceza 6 aydır. Var mı başka? Giderim ayağımı böyle üst üste veririm ama orada efendi gibi. Misal olarak konuşayım ki ben sana 20 yıl versin. Toprağım ben hukuksuz var ya. Hukuksuz, hepsini alsın. Ben hukuksuz hiçbir zaman konuşmam. Ben o adamı severdim açık oturumda ama böyle bir saçma öyle bir konuştu ki ben hayret ettim yani. Demek ki bu mefhat ya bir mefhattir ya bir şeydir. Değil mi toprağım? Ben öyle şüpheledim yani. Ben onu söylediğini hiç inanmıyordum ha. Vallahi ben dedim belki böyle demokrat bir insandır. Demek ki faşistin ta kendisiymiş. Yeter. Sizce neden bunu söylemiş olabilir? Ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanı orada ne diyor biliyor musun? Abdülkadir Seviye diyor ki benim dediğim olacak ha. Adam tedit ediyor yani. Şimdi o Cumhurbaşkanı kardeşim. Tuvalete bile sokabilir yani onu. Ona öyle bir selam söyleyin ya. Çok teşekkür ederim. Hocam hemen soruyorum. Dur bir dakika. Hocam. Gazeteci yazar Ahmet Hakan sokak röportajları kapatılmalı diye bir açıklama yaptı. Ben de bunu halka soruyorum. Hangi şeydi? Neye kapatılması gerekir dedi? Sokak röportajları kapatılmalı. Neden? Şimdi halk kendi düşüncesini ifade ettiği için mi kapatılmasını istiyorlar bunlar? Yoksa? Yani bir ona da yasak mı getirmek istiyorlar? Aynen öyle. Yani herkesin fikri hürdür. İstediğini konuşur. Benim düşüncem budur. Bence yasaklanmamalı. Çünkü ben her izin sezonunda geldiğimde hatta 6. ayda Esenler Belediyesi festival düzenledi. Malatya Kiraz Festivali'ndeydim ve orada da röportaj vermiştim. Kesinlikle yasaklanmasını istemiyorum. Neden? Ama ne güzel bizi yani genellikle yurt dışından yurt dışından gelenlere hani bilhassa bizlere yani biz orada televizyona hasretiz. Yok, sokak röportajları kapatılmamalı. Neden? Halkın sesini duyuruyor çünkü. Yani kapatılması için bir neden yok. Biz böyle sesimizi duyurabiliyoruz. Kendimizi anlatabiliyoruz. Şimdi abi halkın görüşü önemlidir abi. Niye halkın görüşünü mesela sokaktaki röportaj yapan sizin gibi abiler mesela gelse, arkadaşa bir soruyu sorsa mesela, görüşünü istese. Onlar orada oturup ancak öyle İki tane, üç tane adam yanlarına alırlar, iki canlı yayın yaparlar. Suriye'de böyle olmuş, orada böyle olmuş. Hele gel bizi de göster. Suriyeliler böyle yapmış, hele gel bizi de gösterin. Hak acıktan ölmüş ya burada. Ya mesela ben burada ne dile getirdiğimi mesela sana söyleyeceğim ki belki o da farkına varır. Belki bu bizi yönetenler farkına varır ki belki bizim de bir derdimize çare bulur bilirsen abi. Mesela arkadaş çalışmıyor, öbür arkadaş çalışmıyor. Millet perişan olmuş ya burada. Mesela
Zaten ne oluyor abi? Mesela halkın görüşünü, mesela sizin gibiler mesela halkın görüşünü mesela görüyor. Halk konuşuyor mesela. Onların zoruna gidiyor. Hemen zorlarına gidiyor. Bakıyor halk 2-3 tane sokak röportajı geldi. Halkın görüşlerini aldı. Başka ülke gördü. Diğer ülkede gördü. Bakı Türkiye'de halk böyledir. Adam hemen diye kapatılsın. Ya abi budur ha meseleler. Yani Ahmet Hakan yanlış yapıyor. Yanlış düşünüyor. Yani ne demek hak? Halk zaten sokakta. Sokaktaki halklar konuşacak. Başka kim konuşacak? Ahmet Hakan mı konuşacak? Yalan donan, yandaş. Başka geçen canlı yayına çıkmıştı. Tayyip Erdoğan diyordu işte efendim. Ahmet Bey iyi yazıyor. İyi röportaj yapıyor. Köşesini iyi değerlendiriyor. Sayın Selvi sen niye yapmıyorsun bunu? Neydi? Selvi miydi? Evet evet Abdülkadir. He Selvi he. Enformasyon yasası nedir? Biz yasa çıkıyor onu da zaten sansür yasası. Zaten amaç sosyal medyayı kapatmak. Zaten 3-4 tane televizyonumuz var. Onlara da her gün ceza geliyor. Onları da kapatacaklar. Bir sosyal medya elimizde kalmış. Onu da zaten kapatsalar bizi kör ve sağır edecekler. Başka da bir şey yok. Niye kapatırsın ki? Neden kapatsın? Bazen öyle saçma sorular soruluyor ki. Yani düzenleme getirilebilir ama tamamen kapatmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Bence yasaklanmamalı abi. Herkes konuşmalı. Şimdi hani kimisi sokak röportajı olmadan hani konuşamıyor. İstediklerini dile getiremiyor abi. Hani bence hiç kapatılmamalı. Bu şekilde devam etmeli. Kimisi ekmeğinin peşinde tabii abi. Bunu da ön plana çıkarmamız lazım. Hani bence kapatılmamalı abi.